Recep abi ne yapacağız? Kardeşim afiyet taktım, ben bunu çıkartacağım ya. Gitmiyorum, vazgeçtim. Nasıl yani? Vallahi kafamda çok değişik planlar var. Hangisini uğrasam diye onu düşünüyorum. Kararsızım şimdi, kendimi böyle sağa sola fırlatıyorum. Şimdi birkaç sürprizim var şimdi sana. Atla bakayım, atla çabuk hadi. Tamam, sen oradan bir çıkar da. Ya bekleme hadi kardeşim, müsait ol hadi örümcek. Tamam geliyorum ben Recep abi, sen çıkabilirsen oradan. Recep'in kitabında pes etmek diye asla bir kelime yok. Anlaşıldı mı? Tamam da biz şimdi pes etmiyorduk ki. Tam pes ettik gidiyorduk yalanız. Anladın mı? Atla atla. Tamam da yeni çabuk bir şey getirmek için gidiyorduk yani. Pes edip bırakmayacak mıyız? Yolda aklıma bir şey geldi. Vazgeçtim gitmekten. Bu türü buradan çıkartacağım örümcek. Sen de şahit ol, tamam mı? Tamam. Ay kaçıyor, kaçırdık geri, kaçırdık geri. Çek şu el frenini, el frenini çek. Örümcek el frenini çek. Zorla zorla. Gücün mü yetmiyor? Dur. Elif abi inersem tır daha hafif olacak. Kardeşim senin ağırlığın nedir ya? Sinek gibisin sen bu şimdi. Bu tırda ağırlığını hissetmiyordur bu tır. Bak şimdi. Anladım Recep abi. Bak şimdi az sonra bu fırlayacak, tamam mı? Roketleyeceğim, roketleyeceğim bak şimdi. Hidrojen bombası atacağım buna. Bir sürü bilim şeyler koyacağım buraya. Hidrojen, midrojen, bangüm, taktik maktik yok. Recep çıkıyor sanki. Bak şimdi bak. Yakacağım şimdi. Bu lastikleri yakarım gerekirse burada. Yalnız altımızda Çavuz var. Ay bak, Çavuz ne ya? Yavaş 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 yavaş. Hadi yavrum, hadi yavrum, hadi yavrum, hadi. Hadi. Bak 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 bak. Hadi bakayım. Tırman yavrum, tırman. Abi şu tuşa mı tıklayayım? Tırmala yavrum, tırmala. Hadi bakayım. Sen buradan çıkarsın kızım. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Bak, kaçma geri. Geri kaçma. Geri kaçma. Şşt. Bak. İndirme beni. İndirme beni. Yakarım bak bak. Benzini döker, mazotu döker, çakarım kibriti bak. Şşt. Menfeze düşeceksin. Menfeze düşeceksin kızım yavrum. Hadi oğlum hadi lan. Hadi. Hop. Namımıza. Evet. Bak, bak, bak. Sürpriz bu muydu Recep abi? Bak evet. Nasıl şimdi yılan gibi kıvrıldı, gördün mü? Nasıl çıktı? Nasıl çıkartıyor Recep abi? Arkadaşlar Recep abinin tırında o olur bu olur şu olur da turbo olmaz mı ya? Turboyu çalıştıramıyordum, takılmıştı. Araya bir tane bir şey takılmış, bir böcek sıkışmış. Çok o yüzden takılmış. Onu çıkarttım, turbo çalışmaya başladı. Şimdi yavru nasıl gidiyor görüyor musun? Düz yolda gidiyor, düz yolda. Şuna bak, eğim aslında %90 burada ama düz yolda gidiyormuş gibi gidiyor örümcek. Hayatında böyle bir yolculuk yaptın mı canım yavrum? Yok. Vay vay vay. Bak manzaraya bak, manzaraya bak. Bak 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 bak. Ulan var ya, hayatımda bir tır şoförü bir türü böyle bir yere çıkartmış mı ya? He? Çıkartmış mı? Bir de bu yolda. Sen EKS'de falan böyle araba kullanıyorsun, tır kullanıyorsun. Sen düz yolda gidemiyorsun. Bak Recep abin dağ taş dümdüz yol yaptı. Tırla dağın tepesine çıktı. Bu efsane. Bu efsane. Buradan bir fotoğraf al bakayım. Efsane bir fotoğraf olsun. Tamam ben bu böyle selfie aldım kendime. Aaa şu tehlikeli yollarda ancak Recep abin gider. Karambar kamyoncular derneğinin en tehlikeli şoförü benim. Kar, kış, yamaç, uçurum, dağ, tepe, ova, deniz dibi, deniz üstü, su altı, su üstü. Kuş gibi uçarım ben, anladın mı? Anladım Recep abi. O direksiyon benim elimde var ya, fır fır döner, fır fır döner. Öyle mi? O kamyonlar, o tırlar var ya, benimle beraber uçuşa geçer yavru, anladın mı? Anladım mı? Bir daha böyle Recep abimle yolculuğa çıktığın zaman strese girmeyeceksin canım kardeşim. Örümcek. Hadi buradan dön Recep abi. Dönerim kardeşim ben, dönerim. Ben istesem şimdi var ya, bu tırın arka plakasını okuyabilirim. Nasıl okuyacaksın? Oku. Arkada plaka yok oğlum. Olsa okurdum. Şimdi de plakayı çıkarttım. Niye çıkarttım biliyor musun? Gişelerden kaçak geçiyorum bazen. Ceza yazmasınlar diye. Hız sınırını aşıyorum. Radara yakalanmamak için böyle plakayı söküyorum. Nasıl yapıyorum ama? İyi yapıyor muyum? Yapıyorsun. Lan yok lan, iyi yapmıyorum. İyi yapmıyorum. Sen de iyi yapmıyorsun. Kötü okuyorsun. İyi yapmıyorum da işte fantezi olsun diye bazen yapıyorum. Nereye bırakacaktık biz ya? Navigasyonla nereye gösterir ya? Bu yükü nereye götüreceğiz kardeşim? Yukarıya daha... gidiyorduk galiba. Bir çıkalım yukarıya. Recep abi buradan çıkacağını sanmıyorum. Ne dedin? Anlamadım. Buradan çıkacağını sanmıyorum Recep abi. Baksana şu yola. Duyamıyorum. Kulağıma söyle. Yaklaş yavrum. Yaklaş, duyamıyorum. Buradan çıkabileceğini sanamıyorum. Baksana şu yola. Neredeyse düz duvara tırmanacaksın ya. Oğlum bizim hayatımız düz duvara tırmanmakla geçti örümcek ya. Sen de var ya, durup durup burada benim şom ağzını açıyorsun. Ondan sonra tır, araba tıkanıp kalıyor burada yolda ya. Bak nasıl gidiyorum ama. Ne oldu? Turboyu açınca gittin ama. Oğlum açarım tabi. Ağzımı da açarım, turboyu da açarım. Sana ne ya? Sana ne? Başka türlü nasıl gideceksin burada? Lan arabanın önü havaya kalktı lan. Bak. Şşşt dur lan. Oy. Aman 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 aman. Aman. Bak. Yan yattı lan, çamura batacağız, yan yattı. Oo, dorse gitti lan. Örümcek dorse gitti ya la. Oo. Vay anasını sayın seyirciler kardeşim ya. Görüyor mu şanssızlığı ya? Görüyor mu şanssızlığı örümcek ya? Dorse aldı başını gidiyor lan. Lanet olsun ya. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şanssızlık olur mu ya? Tam da çıkmıştım ya. Tam da hedefe varmıştım ya. Allah kahretmesin ya. Oh! Örümcek ya. Bu nedir kardeşim ya? Bu nedir? Bu nasıl bir şanssızlık? Yalnız Recep abi ipler sağlammış baksana. Sağlam kardeşim sağlam. Ben bu dorsen lan niye böyle, hayret bir şey ya. Nasıl bir iş bu ya? İlk defa böyle başarısız oluyorum ya. Of! Hayatımda böyle bir başarısızlık yaşamadım ya. Örümcek. Ne olacak ya? Of ya. Bas gidelim ya. Bas gidelim, hadi gidelim kardeşim ya. Oh, oh. Frenler de zor tutuyor zaten. Ya fren tutuyor, sıkıntı değil. Fren tutmasa bile ben boşta bile giderim burada. İndiririm bu tırı da. Yalnız çok kötü oldu ya örümcek ya. Ne yapacağız şimdi? Rezil olduk ya. Biz izleyenler var ya, ulan diyecekler Recep abiye bak. Recep abi başarısız oldu diyecekler. Yanarım yanarım da ona yanarım ya. Örümcek ya. Takma kafana Recep abi ya. Recep abi senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Benim yerimde olsan ne yapardım biliyor musun? Söyleyeyim mi? Sen söyleme. Bu tırı sürerdim. Çünkü şu anda benim oturduğum yerden ben bu tırı sürüyorum. Lan bu kadar başarısızlığın arkasından bile espri yapabiliyorum ha örümcek, biliyor musun? Moralimi hiç bozmuyorum. Çünkü bir işi başaramayabilirsin kardeşim. Her zaman başaracağın diye bir kural var mı? Yok. Ama ne yapacaksın? Moralini bozmayacaksın. Ümidini yitirmeyeceksin. Bu başarısızlığı başarmak için bir daha çalışacaksın, bir daha deneyeceksin, bir daha deneyeceksin. Öyle değil mi? Biz de odunları çıkarıp tekrar düşürelim. Olsun kardeşim. Hayret bir şey ya. Bu ampulü bulan şey yok mu? Thomas Edison. Ne o? Ronaldo yok mu? Ronaldo bulmadın mı? Yok. Allah Allah. Thomas Edison. Aslında Nikola Tesla buldu ama Thomas Edison çaldı onu. Öyle diyorsun yani. Evet. Vay anasını sayın izleyiciler. Camdan bakanlar, balkondan yatanlar. Balkondan yatanlar mı? He kardeşim, havaları sıcak ya. Balkonda yatıyorlardı. Kış havası Recep abi ya. Kardeşim neresi kış, görmüyor musun? Sıcaklık burada 50 derece yanıyor ortalık ya. Allah'ım yarabbim. Örümcek sen de kafayı mı yedin? Ne yaptın lan? Ne sıcağı lan? Ne sıcağı, görmüyor musun? Arkadaşların orada soğukmuş. Ben de ne dediğimi bilmiyorum. Ana lan. Geri getirmişler. Geri geldik kardeşim, tekrar alalım. Biz buradan aldık ya dorseyi. Şimdi tekrar yenisini hazırlıyor adamlar. Boş durmuyorlar. Sonuçta burası bir işletme kardeşim. Neyse ya. Gidelim biraz, canımız sıkıldı zaten. Bir şeyler yiyelim içelim. Kuru fasulye çekti canım. Biraz kuru fasulye yiyelim. Olur mu? Olur olur. Hadi bakayım canım hadi. Akalım şöyle yollara, akalım. Buradan dönersek. Dönersek dönmüş oluruz ya. Ne olacak? Lan kardeşim durun, yol verin ya. Koca kamyona yol vermiyorlar. Nasıl bir... Yani Medeniyetsiz insanlar kardeşim ya. Buranın kuru fasulyesi meşhur muydu? Herhalde. Çok güzel çektin arabayı Recep abi. Kardeşim mancakça bu kadar yeter ya. Herkes saygı duyacak benim kamyona. Anlaşıldı mı? Şu adam nasıl çıkacak? Çıkmasın, beklesin benim kuru fasulye yiyene kadar burada beklesin. Öyle lagaluga yapıp da kafasına göre istediği zaman çıkamaz. Önce Recep abisinin bir izin alacak. Önce Recep abisine bir saygı duyacak. Anlaşıldı mı Örümcek? Anlaşıldı Recep abi. Tamam, başka bir seferde gene görüşeceğiz. Bu defa başaracağız, tamam mı? Bu sefer ben süreceğim. Tamam, hadi bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar, bay bay.